Değerli dostlar, değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Evet, bugün büyük bir buluşma gerçekleştirdik. Batı Karadeniz'deki bütün bölgelerden çok değerli basın mensuplarını elimize davet ettik. Kozlu grubu da bize dahil oldu. Bir cenazeden dolayı sabahtan bir arada değildik ama geldiler. Ben hepinizi her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum, afiyet olsun diyorum. Değerli dostlarım, uzun yıllardan beri belediye başkanlığı yapıyorum. Zaman zaman aşkım Ereğli diye haykırıyorum. Bu samimi bir sözdür. Politik bir söz değildir. Vasat bir ailenin çocuğuyum. Tırnaklarımla kazıyarak bu noktaya geldim. Ereğli halkı bana çok değer verdi. 5 dönem gibi uzun bir dönem beni belediye başkanı yaptı. Beni onurlandırdı, ailemi onurlandırdı. Dolayısıyla Ereğli halkını çok seviyorum. Onlara hizmet etmek benim için en büyük keyif, en büyük aşk ve aynı duygularla, aynı heyecanla devam ediyorum. İnanın akşamlara yattığımda sabah bir an evvel olsa da işe gitsem, çalışsam diye düşünüyorum. Ve Ereğli'ye elimizden geldiği kadar hizmetler yapmaya çalışıyoruz, hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bugün arkadaşlarımız sizi gezdirdiler. Ereğli'yi aşağı yukarı önemli noktalarını gezdiniz. Sizin Ereğli olmanızdan büyük mutluluk duyduk. Ereğli halkı da sizlerin burada olduğunuzu biliyorlar. Kamuoyunda 130 tane gazeteci gelmiş diye konuşuluyor. Sizlerle beraber olmak çok güzeldi. Ereğli'de elimizden geldiği kadar güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ereğli'ye ilk bakışta sanayi kenti diye bakarlar. Doğrudur, burası bir sanayi kentidir. Ama 1994 yılında belediye başkanı olduğum günden itibaren hep şöyle haykırıyorum. Karadeniz Ereğli bir sanayi kentidir ama aynı zamanda turizm kentidir. Karadeniz Ereğli'de sanayi ile turizmi birlikte yürüteceğiz, götüreceğiz diye söylüyorum. Bunda tamamen değilse bile kısmen başarılı olduk. Önümüzdeki günlerde büyük hamlelerimiz var inşallah. Mesela bugün oyuncak müzesine gittiniz, çocuk oyun evine gittiniz. Türkiye'de 13 tane müze var, 13.sü biziz. Üniversiteyle birlikte çalışıyoruz. Hemen onun karşısında eski belediye binasının altından Roma hamamları çıkmıştı. Çok önemli, tarihi bir eser. Oranın ruhsatlarını aldık ve ihaleye verdik. İlk defa burada açıklıyorum. 13 trilyon liraya ihaleye verdik. Ve öz kaynaklarımızla inşallah yapacağız. Belediyemizin hiçbir sıkıntısı yok. Ne vergi dairesine, ne sigortaya, ne müteahhitlere. İşçi memur parasını zamandan önce ikramiyesiyle birlikte öderiz. Hiçbir aksam Allah'a şükür olsun olmadı belediye başkanlarım döneminde ve olmayacak da. Ve bölgede en yüksek zamı da biz yaparız. Herkes bizi gözler, ona göre zam yaparlar. En son Barış plajını aldık Demirçelik'ten ve burayı güzelleştirmeye başladık. Halk büyük bir ilgi gösteriyor. Çekek yerlerinden başlayıp Alaplı'ya kadar olan sahil plajımız 3.10'da 7 kilometre uzunluğunda. Yani Karadeniz'de, sadece Batı Karadeniz'de değil, Karadeniz'de böyle güzel bir ortam denize girmek için yok. Hijyen, hizmet ve sağlıklı bir ortam, iddia ediyorum, hiç bölgede böylesine yoktur. Ucuz yiyecekler. Plajlara giriş ücretsiz. Hemen yan tarafta mesire alanı var. Orada insanlar ücretsiz olarak kiralar, evlerinden
etini mangalını getirirler. Mangal yaparlar. Yine öbür tarafta eski plajımız var, Sevgi Plajı. Sevgi Plajı'na da insanlar evinden tüpünü falan getirebilirler. Ücretsiz olarak girerler. Ve plajda yemeğini yaparlar yaşlılar. Gençler denize girer. Hiçbir ücret yoktur. Burası da aynı şekilde ücret yok. Sadece burada yeme içme malzemelerinden paraları alınır. O farklılık vardır. Biz Eril'le hep şu sözleri söylüyoruz. Belki ilk kez Eril'e gelen var mıdır bilmiyorum aranızda ama mutlaka bunu söylemem lazım. Denizin mavisi, ormanın yeşili, güneşin sarısının orijinal renkleri dünyada sadece Karadeniz Ereğli'de vardır. Karadeniz Ereğli'yi görmeden ölmek öbür dünyaya eksik gitmek demektir. Dolayısıyla ilk kez Ereğli'ye gelenler bu şansını kullandılar, eksikliklerini giderdiler. Rahmetli Michael Jackson da onun için Ereğli'ye gelmek istemişti, eksikliğini gidermek için ama maalesef tam buraya gireceği zaman rahmetli oldu. Ama şimdi vokalistini buraya geliyor, gönderiyor. Eylül ayında herhalde ona vasiyette bulunmuş vokalistine. Vokalisti gelecek. O orada zaten niye, ne amaçla geldiğini de anlatacak inşallah. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu konuşmamdan sonra sizleri havuz başına alacağız. Bir dahaki sene sizleri davet ettiğimde çünkü orası tamamen bitmiş olacak. Şu anda Aqua Park yapılıyor. Orası bittiği zaman bir dahaki sene Allah nasip ederse, Allah sağlık verirse hepimize de sizleri o havuz başında ağırlamak istiyorum. Onun için hepinizi de havuz başına alacağım. Orada mülakat ve söyleşilerimizi yapmaya devam edebiliriz. Ama yine de bana söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Cevaplandırmaya çalışabilirim. Türkmen Sayın Milletvekili kendisi kendi partisinin ilçe başkanlığı ziyaretinde size biraz ağır eleştirilerde bulundu. Hükümet konağının yapılmamasıyla ilgili şahsınızın sürekli belli bölgelerde konuşarak onları itham ettiğinizi iddia etti. Ve bu bağlamda da size ağır ithamlarda bulundu. Örneğin Boğaz gibi böyle ağır bir kelimeler kullandı. Cevabınız nedir? Bu konudaki söylemleri ne diyeceksiniz? Şimdi rahmetli Cumhurbaşkanımız aklıma geldi. Süleyman Demirel, Allah'ın nuru içerisine yatırsın. Ereğli'de hükümet konağı Bağda ben yok mu diyor. Ereğli'de emniyet binası var, emniyet müdürlüğü binası var da ben yok mu diyor. Koskoca Ereğli'de, Zonguldak'tan daha büyük olan Ereğli'de hükümet konağı yok. En küçük ilçelerde dahi yok. Var. Bir tek Ereğli'de yok. Eril'de kaymakamlık binası nerede? Karadeniz Eril Belediyesi binasında kirada oturuyor. Emniyet Müdürlüğü nerede? Bir vatandaşın Yeşiltepe'de binasında kirada oturuyor. Yani biz bir şey söylediysek yalan söylemiyoruz ki. Kötü bir laf da söylemiyoruz, herkesi seviyoruz. Bazıları çalışır, üretir. Bazıları konuşur, rol çalmaya çalışır. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Türkiye'de orman yangınlarında şehitlerimiz var, insanlarımız ölüyor. Ekolojik sistem bozuldu. Turistler otellerden kaçıyor. İşte bu ortamda, yüreğimizin yandığı bir ortamda konserleri iptal ediyoruz. Bu akşam yapacağımız konseri bile iptal ettik ve Ereğli Belediyesi iki tane itfaiye aracıyla 8 kişilik personeli o bölgeye gönderdi. Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor. Ancak bizim içimiz yanarken benim şahsımı hedef alan böyle basit, mesleksiz laflar söylemek hiç yakıştıramıyorum. Hiç kimseye hakaret ettiğimiz falan yok. Ama bize böyle mesleksiz laflar
Biz yolumuzda yürürüz, üretiriz. Hiç böyle basit, provokasyon kokan laflara değer vermeyiz. Onlardan siyaseten de tecrübeliyim, yaşça da büyüğü, biraz saygılı olmaya davet ediyorum. Eğer ülkemizde acıların yaşandığı, ormanların yandığı, canlıların yok olduğu bir ortamda, insanlar açım diye haykırdığı bir ortamda, Covid'in insanları öldürdüğü bir ortamda sen ben davalarına girersek, nitekim öyle oluyor zaten, televizyonlarda izliyoruz, bu memleketi bir yere götüremezsiniz. Hep bu polemiklerle, bu boş laflarla, üretmek varken çalışmak, yardım etmek, birbirinize destek vermek varken boş laflarla, işte ülke bu noktaya, bu tip konuşanlar ülkeyi bu noktaya getirmiş vaziyetler ne yazık ki. Üzülerek söylüyorum. Biraz siyaseten tecrübeli ve yaşça büyük abilerine baksınlar. Örnek alsınlar. Bu yaşta hala ülkem için, kentim için durmadan çalışıyorum. Var gücümle çalışıyorum. Böyle boş laf üretmekle, böyle gelişigüzel, basit, mesnetsiz laflarla falan hiçbir yere varamazsınız. Ben tahsilim itibariyle, tecrübem itibariyle böyle basit sözlere asla cevap vermem. Ben herkesi seviyorum. Ben ülkemdeki insanları seviyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorum. Herkesle barışığım. Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin, siyasal farklılıklar gözetmeksizin herkesi seviyorum ve Allah rızası için yalvarıyorum. Hangi görüşten, hangi siyasi partiden olursanız olun, lütfen biraz sevgiyle yaklaşın. Hakaret etmeyin. Ülke elden gidiyor. Ülkemizin iyiye gitmesi için birbirimizi sevmemiz, el ele tutuşmamız, kucaklaşmamız lazım, üretmemiz lazım, çalışmamız lazım. Boş laflarla bir yere varmak mümkün değil. Geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. O kadar yeter. Teşekkür ederim.